Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size bir günümü çekmeye karar verdim. Şu anda da daha yeni uyandım. İyice tembelleştim. Daha sirkeli suyu bile içmedim. Fit yemekte görmüştüm. O pipetle içiyordu. Çünkü dişlere sanırım zararlıymış direkt. İçmek o yüzden pipetle için diye tavsiye veriyorlardı. Neyse ne diyecektim? Dün 500 kişi olmadı. Dün abone sayım, tamam bu iyi. Dün abone sayım 500 oldu. Sevindim, şaşırdım. Beni niye takip ediyorsunuz? Ben de bilmiyorum. Neyse teşekkür ederim. Yani aslında yaptığım çok farklı bir şey yok. Ben de standart bir insanım. Düz yaşıyorum yani. Gerçi bu dönemde herkes düz yaşıyor. Dün cumartesi günü, pazartesi günü tam kapanma bitiyor. Umarım pazartesi günü her şey biter ve yani biraz dışarı çıkmaya başlarız. Çünkü bayağıdır AVM'ye gitmedim ve AVM'ye gitmeyi özledim. Geçen de fark ettim artık kıyafetlere dokunup alışveriş yapmak istiyorum. Geçen de mesela Trendyol'da penti indirime girmişti ve tayt aldım. Normalde benim bedenim M. Bu zamana kadar Penti'den sadece bir kere tayt aldım. Onda da kayan bir tayttı, yani belimden düşüyordu. O yüzden sanırım giymiyorum. Ya çöp attım ya birine verdim. O taytı da giymedim yani. Şimdi yeniden bir tayt aldım. Bunu da bedeni çok dar ama ikisini de iade etmeyeceğim. İki tane tayt aldım. İkisini de iade etmeyeceğim. Birini bir de parlak almışım. Haberim yok. Malım ben ya gerçekten. Neyse tayt aldım ya. Taytı bir görseniz, içine girince ben bir fit oluyorum. Ne spora ihtiyacım var ne diyete. Yani öyle görünüyorum. Bak hani aradaki fark inanılmaz. Yani ben bile kendimi kalben iyi hissettim. Galiba o yüzden dar beden gönderiyorlar. Ha, ikisinin de bedeni M bu arada. Dar beden ya da yanlış beden gelmedi bana. Ben M istedim. M geldi. Ama M beden M beden değil sanki. Atabiliyor muyum şu anda? Neyse işte böyle dertlerim var. Küçük. Ne diyecektim ya? Şimdi sirkeli suyumu içip yaklaşık bir 5-10 dakika sonra da spor yapmaya başlayacağım. Instagram'dan takip edenleriniz var mı bilmiyorum ama bu pazartesi eylem abacı yapmaya başladım. Eylem abacının workoutlarını yapıyorum. Bugün 6. günüm. Yarın 7. günüm. Ya zaten bugünü son gün olarak sayabilirim. Çünkü 7. günde sadece esneme var. Hatta 4. ve 7. günde esneme var. O yüzden çok işime geliyor açıkçası. Bayılıyorum. Yani haftada 5 gün spor yapıp 2 gün dinlenme olması çok iyi bence. Neyse öyle yapıyorum işte. Umarım etkisini görürüm. Bu arada ben sirkeli suyu yarısını sıcak su, yarısını soğuk su koyacak şekilde yapıyorum. Çünkü soğuk su koyduğumda sanki daha fazla işkence çekiyormuşum gibi hissediyorum. Bir çorba kaşığı sirke, bir bardak su şeklinde içiyorum.
Sonunda kahvaltım hazır. Çok acıktım. Acayip acıktım. Bu arada kahvaltı benim en sevdiğim öğün. Sanırım herkesin en sevdiği öğün kahvaltı. Bakayım ne varmış kanallarla. Vincenzo mu? Vincenzo'dur herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunun ilk bölümünü izledim. Çok beğendim. Ama devam etsem mi etmesem mi karar veremiyorum. Normalde Kore dizilerinin her zaman ilk bölümü güzel olur. Acaba bunda tam tersi diye düşünüyorum. Riske girmek istemiyorum. İzlemeyeceğim. Bugün izlemeyeceğim. Bugün Run On diye bir tane dizi var. Başrollerini çok sevmiyorum ama hatta kuzenimle birlikte başlamıştık. Ama ben devam etmeyelim dedim. Sonra devam etmedik. Sonra ben dizi bulamayınca böyle dizi açılığı çekince buna tekrar başladım ve şu an izliyorum. Yani çok sarmadı ama dizideki o soft tadı çok sevdim. Yani ya Kore dizileri izleyenler bilecek. Hani öyle bir tat oluyor bazı dizilerde. Bu dizide öyleydi. Öyle zaten. Şu an hala devam ediyorum. Kaçıncı bölümdeyim? Dokuzuncu bölümdeyim. Neyse yemek yerken bunu izleyeceğim. Acayip yoruldum ya bugün. Niye ben de anlamadım. Şimdi saçımı kurutacağım. Üşeniyorum ama kurutacağım sonra bilmiyorum dizi izlemek istiyorum biraz. Bir de kahve içeceğim galiba. Çünkü canım acayip kahve çekiyor. Biliyorum daha yeni yemek yedim. Ama ne yapayım? Üstüne böyle şey kahveyle tatlı bir şey yemek istiyorum. Yani ne yapayım? Normalde şimdi dizi izleyecektim ancak akşam arkadaşıma gideceğim. O yüzden şimdi biraz kitap okuyacağım. Çünkü zaten akşam bayağı şey izleyeceğiz. O yüzden kitap okuyamam diye şimdi biraz kitap okumam lazım. Çünkü her gün 50 sayfa okuyorum normalde. Okuyordum yani. Ama size okuduğum kitabı göstereyim. Biraz göz korkutucu. Buna başladım. Foucault Sarkacı diye okunuyor herhalde. Umberto Eco'nun kitabı. Yani 800 küsür sayfalık bir kitap ve ben şu anda 200. sayfasındayım. Hatta 203. sayfasındayım. Ben buna yanlış hatırlamıyorsam 2 Mayıs'ta başladım. 1 Mayıs'ta 300 sayfa okuyarak Gemini'yi bitirmiştim. 2 Mayıs'ta da bunun girişini okudum sadece. Ertesi gün kitabı okumaya başladım ama kitap hiç sarmadı. Yani şu anda da aslında sıkıcı bir kitap değil. Yavaş ilerliyor ama zaten baksana da şu kadar sayfa okuduktan sonra nerede bu? Görünmüyor ki. Görünse bir. Göstereyim bak. Hemen şu işareti şuraya koyayım. Yani şu kadar sayfa okuduktan sonra da şimdi ben bunu niye yarım bırakayım? Okuyacağım ama dediğim gibi çok yavaş ilerliyor ve ben kitabı okumaya başladığımdan beri günde 50 sayfa okuyamadım. Moralim bozuk. Okuyamıyorum yani kitap bayağıdır. İşte 20 sayfa okuyorum ya da 2 bölüm okuyorum, 3 bölüm okuyorum ama hiç 50 sayfa olmadı bu kitaba başladığımdan beri. O yüzden moralim bozuk. Neyse, arkadaşıma gideceğim için akşam o yüzden biraz kitap okuyacağım ve hazırlanacağım. Ah, kahve var ya nasıl güzel. Bir diş bitter yiyorum. Fındık yiyorum. Bir de kuruyorum.
En sevdiğim ara öğünüm bu. Arkadaşımın evi yakında olduğu için o yüzden yürüme gideceğim ve üstüme bir şey almayacağım çünkü hava çok sıcak. Onların yediği, benim yediğim. Var ya, aşırı iyi oldu ya. Fıstık ezmesi çok yakıştı gerçekten. Çok güzel yani. Karamelize güzelmiş ha bayağı. Dolmak mı da?
Hani